sevgili spor severler, Kartal Kaya'dan yeniden merhaba diyoruz ve konumuz kayak. Yanımda da kayakçılar var. Merhaba. Merhaba. Siz ne zamandır kayak yapıyorsunuz? Yaklaşık 25 senedir kayak yapıyoruz. 3 aile geldik. Hava çok güzel, mükemmel. Çocuklarımızla beraber ailece kayıyoruz. Sonra artık büyük pistlere hazırız. Ne yapıyoruz hocam? Şimdi buradan aşağıya doğru kayacağız. Yapmamız gereken iki kayağımızda eşit ağırlık. Dönüş yapmıyoruz. Kar sapanını ayarlayaraktan, hızımızı ayarlayaraktan beni takip etmeye çalışıyorsunuz. Büyük liftlere çıkabilmemiz için en önemli şey kar sapanını bilmemiz. Kar sapanını ve kontrolü elimizde bulundurmamız. Tamam. Kontrol bizde. Dönüş yapmadan yavaş yavaş takip ederekten beni takip edeceksin. Artık batonları da aldım. Batonları aldık. Batonları kullanmıyoruz şu anda. Elinizde duracak yanınızda ve onu kesinlikle fren aracı olarak kullanmayacaksınız. Tamam. Önümüze dikmiyoruz. Tamam. Arkamızda duruyor. Yanlarımızda evet o şekilde duracak. Kendimizi itmeye yarıyor şu ilk anlarda batonlar. Onun dışında kullanmıyoruz. İleriki safhalarda batonun görevi ortaya çıkacak paralel dönüşlere geçtiğimiz zaman. Tamam. O zamana kadar batonları sadece kendinizi ileri itmek amacıyla kullanıyorsunuz. Tamam oldu. Evet, hadi beni takip ediyorsun şimdi. Hadi Derya Hanım. Evet. Şimdi kayaklarımızın arkasının açısını biraz büyük tutuyoruz burada. Dikkat etmen gereken kayakların uçlarının üst üste gelmemesi. Evet, bu hızımızı muhafaza etmek için açıyı birazcık daha büyük tutuyoruz. O senin elinde. Yanlara doğru birazcık daha açıyı büyük tutarsan o zaman daha hızlanmayacak kayan ve uçlar üst üste gelmeyecek. Evet. Tamam. Açıyı birazcık daha. Ayaklarımızı ayırıyoruz. Birbirinden uzaklaştırıyoruz. Tamam. Birazcık daha. Tamam. Çok güzel. Açıyı büyüterek hiç bozmuyoruz. Muhafaza ediyoruz. Evet. Aynen öyle devam ediyoruz. Yavaş yavaş iniyoruz. Mesafeyi koruyoruz. Aramızdaki mesafeyi koruyoruz. Şimdi yavaş yavaş paralelleştiriyoruz kayaklarımızı. Burası biraz düzlük çünkü. Evet. İtiyoruz batonlarla. İşte şimdi batonların ne işe yaradığını gördün. Çünkü düzlükteyiz. Evet. Burada yarıyor bize batonlar. İtiyoruz, itiyoruz. Hızımızı artırıyoruz biraz. Evet. Şimdi tekrardan açıyı muhafaza ederekten uçlar hiç üst üste gelmeyecek. Bir tek ona dikkat edeceksin. Ayakların açısını büyütürsen evet, daha iyi olur. Şimdi güzel. Bravo sana, çok güzel. Açıyı biraz daha büyüttük. Şimdi. Evet. Evet, şimdi paralelleştiriyoruz tekrar kayaklarımızı ve itiyoruz. Burada yürürken hangi kayağımız aşağıdaysa onun iç kenarına tutunuyoruz. Rüzgar hep oradan eskiği için ve şapkanı çıkaracaktır. Evet. Nasıl ilerliyoruz? Sol kayağımızın iç kenarına tutunuyoruz arazinin durumundan. Kaç yaşındasın? 6,5. 6,5 buçuğu da var. Bugün senin ilk günün mü? Hı hı. Evet. Arın bugün ilk günü.
Hocayla ders alacak mı daha sonra? Evet, alacak. Şu an hocayı bekliyoruz. Biraz pratik yapalım istedik. Anne ol, çalışıyoruz. Peki sizce 5 yaş uygun bir yaş mı başlamak için? Aslında yurt dışında Avrupa'da 3 yaşında başlatıyorlar. Türkiye için biraz geç kalınıyor. Yani 6 yaş deniliyor kemik gelişimi için. Hani çok detayını bilmiyorum ama yapabileceğine inanıyorum. Bir de çocuğunuzu tanımanız gerekiyor. Yapabilecek kabiliyette olduğunu düşünüyorum. Evet Ali, sen büyük pistlere geçmek istiyor musun? Evet. Büyüyünce ama değil mi? Şimdilik değil. Bir arkadaşım vardı ve araya girdi. Ziya, onu çağıralım mı buraya? Hı. Merhaba, sen kaç yaşındasın? 6. 6. Sen ne zaman ilk kayak yaptın? Bu sene mi? Bu sene Kaltakaya'da Uludağ'da da bir kez yapmıştım. Hı-hı. Çok seviyor musun? Evet. Evet. Peki önümüzdeki yıllarda böyle daha büyük pistlere sen de çıkmak istiyor musun? Evet. Evet, güzel bir aileyle beraberiz. Çocuklar çok küçük, o yüzden onlar kayak ve kızak yapıyorlar. Kaç yaşındalar? Cem 4 yaşında, Maya Nisan'da 2 yaşında olacak. Sizin isimleriniz ne? Ben Yeşim. Gökhan. Siz kayak yapıyor musunuz? Ben hiç bilmiyorum. Ben yapıyorum biraz. Biraz, ne zamandır? 10-15 yıldır yapıyorum. Gel bakayım. Sen bugün kızak yaptın değil mi? Evet. Evet, eğlendin mi? Evet. Evet, kayak yapmak istiyor musun? Evet. Peki, en çok neyi seviyorsun? Kızak kaymayı mı, buz pateni mi? Ya da başka bir şey var mı? Kızak kaymayı. Evet, karı seviyor musun? Evet. Evet, bakalım şimdi kimle beraberiz? Adın ne? Selin. Kaç yaşındasın? 11 yaşındayım. Peki, sen ne zaman ilk defa kayağa başladın? Daha yeni geldim, bu sene başladım. Ha, bugün ilk günün mü? İlk günüm. Bayağı iyisin ama bayağı sabit ve güvenli bir şekilde duruyorsun kayakların üstünde. Evet. Düştün mü bugün hiç? Hayır, düşmedim. Sen daha önce başka sporlar yapıyor muydun? Ben yüzmeye gidiyordum, voleybola gidiyordum. Evet, bakalım kim var yanımda? Adın ne senin? Dede. Kaç yaşındasın? 5. Bu sene ilk defa mı kayak yapıyorsun? Evet. Sevdin mi? Evet. Nesini en çok sevdin? Kayak. Peki büyüyünce de devam etmek istiyor musun? Evet. Kış sporları artık bir yerde yapılmıyor. Türkiye çok müsait kış sporları yapmaya. Erzurum olsun, Sarıkamış olsun, Kayseri olsun, özellikle Erciyes'te yeni bir master planı yapıldı, yeni tesisler yapıldı. Artvin'de, Tunceli'de, Bitlis'te, Muş'ta birçok ilimizde son zamanlarda Kayak Federasyonu'nun teşvikiyle çok güzel tesisler yapıldı. Tavsiyem şudur, artık kayak sporu zor bir, ulaşılmaz bir spor değil. Herkesin hemen hemen önünde yapılabilecek tesisler var. Snowboard ve kayak her zaman yapılabilecek spordur. Herkese tavsiye ederim. Bütün gençlere tavsiye ediyorum. Bunun önü açıktır. Şimdi snowboard'da şunu öğrendim. Birçok kişi bol karda kaymayı seviyor. Bu kayakla da mümkün mü? Kayakla da mümkün tabii, bol karda kaymak. Ama ileri seviyedeki kayakçıların yapacağı bir şeydir bol karda kaymak. Biraz da kayakların yapısı da önemlidir. Çok derin kar olursa derin kara uygun kayak kullanmak gerekir. Peki pistler kalabalık olduğunda pistlerde herhangi kurallar var mı? Tabii ki var. Trafik kurallarındaki gibi kurallar bizde de aynıları geçerli. Herkes önündekini takip etmek, önündekinin durumuna göre kendi durumunu ayarlamak zorundadır. Aradaki mesafeyi korumak zorundadır. Ve yanlarından geçerken onları tehlikeye düşürecek, bağırıp onları ürkütecek bir duruma girmemesi gerekir. Yavaş yavaş zirveye de yaklaştık. Evet.
az kaldı zirveye yaklaşmamız. Yaklaştığımız zaman sandalyemizin kesinlikle bindiğimiz zaman onu da hatırlatayım. Önünü, emniyeti, bariyerini kapanmamız şart. Bariyer açık gitmemek gerek. Evet, otelin önünde dereceye baktığımızda -15 gösteriyordu ama artık şimdi zirvedeyiz, 2200 metredeyiz ve ısı şu anda -20'nin üzerinde olduğunu tahmin ediyorum. Rüzgarın da etkisiyle daha da soğuk hissediyoruz. Ona göre de giysiler giymemiz gerekir. Başlıktır, gözlüktür, maskedir. Bunlara hepsine dikkat etmemiz lazım. Yoksa tabii tişörtle kaydığımız zamanlar da oluyor burada. Güneşli havalarda, çok güzel zamanlarda kaydığımız zamanlar da oluyor. Ama bu soğuğa önlem almak lazım. Ona göre kayağa çıkmak lazım. Aşağıda ısıya bakıp kontrol edip ona göre giyinmek gerek. Hatta pistler geçen günlere göre çok fazla dolu da değil. O da muhtemelen havalı sebebidir. Evet, soğuğun ve rüzgarın etkisi biraz da onda etkili. Çok soğuk çünkü burası. Çok donmamak gerek. Hemen kayalım. Kayalım da bir an evvel inelim, evet, aşağı. Şimdi kayarken bu sefer ne yapıyoruz? Hiç aşağıya düz gitmiyoruz. Hep karşıya gidiyoruz. Oradan dönüşümüzü yapıp daha önce gördüğümüz gibi kar sapanı dönüşüyle bu sefer tam karşıya geleceğiz. Hep zikzaklar çizerek gidiyoruz. Hiç düşey doğrultuya doğru kendimizi yorarak durdurmaya çalışmıyoruz. Evet, takip ediyorsunuz beni. Sağ kayağımızın iç kenarında ağırlığımız devam ediyoruz. Üstteki kayak boşta. Dönüşe geldiğimiz zaman açıyı büyütüyoruz. Üstteki kayağımızın arkasını açtık. Düşey doğrultuyu gördük. Şimdi sol kayağımızın iç kenarına ağırlığı aktardık. Karşıya bakıyoruz. Karşıya doğru gidiyoruz. Üstteki kayağımız gene boşta. Evet. Tam dönüşe geldiğimiz zaman arkasını açıyoruz. Dönüş yaptık. Döndükten sonra kayağımız paralel. Alt kayağın iç kenarına tutunmuşuz, gidiyoruz. Tam dönüşe geldiğimiz zaman açıyı büyütüyoruz. Düşey doğrultuyu gördük. Sol kayağımıza iç kenarına tutunduk. Karşıya kadar üstteki kayak boşta. Eğer kaymıyorsa batonla itebilirsin. Ya da kayakların arkasını birazcık, evet. Şimdi paralel yaptık kayaklarımızı. Sadece dönerken arkasını açıyoruz. Dönüş biter bitmez kayaklarımız paralelleşiyor. Hızımızı kayağımızın uçlarını aşağıya alaraktan ayarlıyoruz. Şimdi açıyoruz arkasını. Evet, kayaklar paralelleşiyor dönüş bittikten sonra. Tam dönüşte tekrar açıyoruz arkasını. Dönüş bittikten sonra kayaklarımız paralelleşiyor. Ağırlık alt kayağın iç kenarında. Kayağımız durduğu zaman hemen uçlarını aşağı salıyoruz ki tekrar kayabilelim. Batondan itmeye gerek kalmayabilir o zaman. Evet, devam ediyoruz. Tam dönüşe geldik. Üstteki boşta olan kayağımızın arkasını açıyoruz. Açtık. Ağırlığımızı alttaki kayağımıza verdik. Alta doğru biraz eğiliyoruz. Bu kayağa doğru biraz eğiliyoruz. Üstteki kayağımızı tekrar açtık. Ağırlığımızı veriyoruz. Karşıya giderken üstteki kayağımız boşta, ağırlıksız. Evet. Şimdi tekrar ediyoruz. Bravo Derya Hanım. Harikasınız. Çok güzel becerdiniz bu işi. Evet. Böyle kabiliyetli bir öğrencim yoktu. Sağ iç kenar, evet. Tekrar rahatlıyoruz, açıyı büyütüyoruz. Dönerken yanına aldık. Evet. Şimdi buradan sonra otel yoluna gireceğiz. Otele dönüş yoluna gireceğiz.
Orası işaretlere dikkat ederekten gidiyoruz. Tamam. Çünkü o işaretleri kaçırırsak otele dönemiyoruz. Tekrar aşağıya inmek zorunda kalıyoruz. Sol tekrar... taraftan mı? Evet. Tamam. Tabelayı görüyorsunuz. Oteller tabelası yazıyor. Evet. Orası da o yönlendiriyor bizi. Ve her pistin kenarında burada işaret çubukları vardır. O işaret çubuklarının dışına çıkmamak şartıyla otele kadar gideceğiz. Çok sisli havalarda bile olsa herkes yolunu burada bulabilir. Çünkü işaret çubukları vardır. Onların sağımızda, solumuzda pisti işaretlemişlerdir. Onları takip ederekten otele kadar bizi götürecektir o işaret tamam. çubukları. Peki oradan itibaren düz mü aşağı ilerleyelim yoksa gene aynı gene şekilde dönüş yapamayacağımız dönüş yerler olacaktır. Orada çünkü... sadece düz kar sapanı aha. hızımızı ayarlayarak aha. gidiyoruz. Bazen paralel kayıyoruz. Tamam. Bazen kar sapanıyla hızımızı ayarlıyoruz. Tamam oldu o zaman. Evet. Devam ediyoruz yoluna. Tekrardan. Evet. Şimdi burada açıyı büyüttük tekrar. Karşıya doğru. Sadece dönüşlerde biraz açıyoruz. Tamam. Sonra hemen dönüşümüz bitince kayaklarımız paralelleşiyor. Sadece dönüşte açtık. Tekrar paralel yapıyoruz. Evet. Tam dönüşe geldiğimiz zaman arkasını açıyoruz. Sonra paralelleştiriyoruz. Bir dönüş daha, bir dönüş daha Derya Hanım. Evet. Hava da artık yumuşadı. Evet. Aşağı dönüyoruz. Şimdi yavaş yavaş hızımızı kontrol ederekten gidiyoruz. Hızımızı kontrol ediyoruz. Bakıyoruz araziye göre çok düzse önümüz. Kayaklarımızı yavaş yavaş paralelleştiriyoruz. Sonra hızımız artınca sapanı açıyoruz, kar sapanını evet. Sonra tekrar paralelleştiriyoruz. Hızımızı bu yolda ayarlıyoruz. Sağda solda çubukları da görüyorsunuz, işaret çubuklarını. Evet, açıyoruz. Şimdi tekrar paralel yaptık kayaklarımızı. Evet, yani uçları üst üste bindirmişsiniz de ondan. Evet. Birazcık daha döndürüyorsun ve ortadan gitmeye çalışalım. Tamam. Hep ortadan gitmeye çalışıyoruz. Rüzgar çünkü karı bir yerlere biriktiriyor. O yumuşaklara girmek istemiyoruz. Evet. Tamam. Şimdi düzlüğe geldik biraz. Kayaklarımız paralelleşiyor. Ki durmadan devam edebilelim diye. Evet. Birazcık daha açık paralel tutarsanız daha dengeniz sağlam olur. Bakın tamam. benimki gibi taklit ediyorsunuz. Ve batonlarla itiyoruz. Evet, batonlarla itiyoruz. Şimdi tekrardan açıyı büyütüyoruz. Yokuşa geldik çünkü. Eğim fazla burada. Birazcık daha genişletiyoruz açıyı. Evet, açıyı büyüttük. Hiç bozmadan dikkat ediyoruz uçları üst üste binmesin. Evet, çok güzel. Çok güzel. Dizlerinizin durumu çok güzel. Öne dayalı. Vücudumuzun üstü her zamanki gibi öne bükülü. Evet. Şimdi yavaş yavaş paralelleştiriyoruz tekrardan. Hıza ihtiyacımız var. Çünkü birazdan yukarı doğru gidiyoruz. Evet. Devam ediyorsunuz. Hızlandırıyoruz. Paralel devam ediyoruz. Çok güzel. Kayaklar açık paralel olsa da çok iyi olur. Daha açık. Evet. Dengeniz sağlam olur. Çok bitişik olursa takılmalarda dengeniz kaybolabilir. Hep açık paralel tutuyoruz. Evet, çok güzel. Açık paralel iyi. Açık paralel. Tekrar batonların desteğiyle hızımızı kazanıyoruz. Evet. İtiyoruz kendimizi. Otel dönüş yolumuz bizim böyle biraz düzdür. Hep burada düz kaymalarımız gerekiyor. Biraz hıza ihtiyacımız oluyor. Burada
sonra da biraz hız kontrolü. Sonra hemen paralel yapıyoruz kayaklarımızı. Finish'e doğru gidiyoruz. You lay there till the end of the day, hiding away a few needles in the hay. Cause all you know is time won't stop. Evet hocam, duyabilir miyim? Nasıl bir öğrenciyim? Süper bir öğrencisin. Çok başarılıydın. Hiç yormadın beni ve dediklerimi de aynen harfiyen uyguladın. Bu yüzden ben de içim rahat olarak seni tek başına bile kayağa gönderebilirim artık bundan sonra. Gidip kayıp dönebilirsin. Evet, benim de artık programlar sayesinde öğrendiğim en önemli şey hocaların dediklerini birebir uygulamak. O zaman zaten her şey oluyor. Zaten onu gördüm sende. İzlediğin için ve spora yatkınlığından dolayı bu kadar kolay rahat kayabildin. Herkese tavsiye ediyorum tabii, daha önceden spor yaparlarsa adeleleri, her şeyleri ona uygun oluyor. Bir de spor cesareti diye bir şey gelişiyor. Evet. Onun sayesinde çok rahat kaydınız. Evet sevgili sporseverler, bir program daha sonuna geldik ve konumuz kayaktı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Siz de mutlaka kendinize göre bir spor dalı bulun ve bir an evvel başlayın. Mutlu ve sağlıklı bir yaşam için hep beraber haydi spora diyelim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.